Cumhur İttifakı'nın ardından muhalefetten de sürpriz bir adım geldi. Dört parti ittifak için anlaştı. Bugün hem Akşener hem de Karamollaoğlu Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Akaryakıta hemen her gün zam gelirken trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün artıyor. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT ana haberde. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Cumhur İttifakı'ndan sonra muhalefette atağa geçti ve dört parti ittifakta hemen hemen anlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti organları dün akşam saatlerinde bir araya geldi ve İttifak görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Bu dört parti ittifak protokolünde de anlaştı. Yarın saat 15.30'da bir açıklama yapılması bekleniyor. Muhalefetten ittifak adımı geldi. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kurmakta anlaştı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Dört partinin kurmayları ittifak konusunda son noktayı koydu. İttifak protokolü üzerinde mutabakat sağlandı. Dört parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde Millet ve Demokrasi isimleri öne çıktı. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderlerin vereceği öğrenildi. Dört parti yarın saat 15'te ittifak protokolü imzalayacak. İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek. İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor. Muhalefetin dörtlü ittifakına hükümet kanadından anında tepkiler geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dört benzemezlerin bir ittifakı derken hani zoraki nikah derler ya, aynen öyle ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise dört muhalefet partisinin ittifakını zor ittifak şeklinde değerlendirdi. Muhalefet kanadından CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Parti'nin ittifak kararına hükümet kanadından tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24 televizyonundaki açıklamalarında dört partinin ittifak kararını değerlendirdi. Bozdağ, çatıda ittifak yapılmadığını, çatının inşa sürecinde çöktüğünü, bunun altında kalındığını belirtti. Bu ittifak, benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya, zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz diyen Bozdağ, dört partinin ittifakının Türkiye'nin hayrı, yararı üzerine bir araya gelenlerin ittifakı olmadığını kaydetti. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mirası bir partinin ittifakta yer almasına ilişkin soruya Bozdağ, eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan hocanın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan hocanın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP yanıtını verdi. Muhalefetin ittifak kararını Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı da değerlendirdi. Çıta yükseldi, yürütme görevi için 50+1 oy gerekiyor ve bunun için birbirine yakın kümeler, birbirine yakın siyaset izleyenler birleşecek diyen Yazıcı. Ama bu muhalefet geçmişten kavgalı ifadelerini kullandı. Dört benzemezler sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç yanıt verdi. Özkoç, bu dört benzemezler önce vatan diyen partilerdir dedi. Bugün dört benzemezler ittifak yaptı demiş Bekir Bey. Dört benzemezlerin benzer yönlerini size söylüyorum. Bu dört benzemezler önce vatan diyen siyasi partilerdir. Önce millet diyen siyasi partilerdir. Tam bağımsız Türkiye diyen siyasi partilerdir. Güçlü ekonomi diyen siyasi partilerdir. Üreten Türkiye diyen siyasi partilerdir. Hakça paylaşım diyen siyasi partilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti işte bu söylemlerle milletini kucaklayarak,
bu kirli ittifaka karşı kendisini egemen güçlere sırtını dayayan siyasi partilere karşı, yani AKP ve MHP'ye karşı kendisini, gücünü halktan alan siyasi partiler olarak millet iradesine kendilerini teslim etmişlerdir. Şu saatten sonra bir Türkiye için umut vardır. Şu saatten sonra bu partilerin ittifakıyla Türkiye'de huzur için, demokrasi için, parlamenter sistem için, laiklik için, insanların huzur içerisinde yaşayabilmeleri için, üreten bir Türkiye için, barış içinde bir Orta Doğu için artık bir umut vardır. Bu umutla bu ittifak yarın inşallah kendisini genel başkanlarla birlikte ifade edecek ve ittifak tüm Türkiye'ye açıklanacaktır. Ülkemize hayırlı olsun. Demokrasimize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakına bir yorum geldi. Bahçeli, ittifakları hayırlı olsun dedi. İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için çok hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Birçok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı. Ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. 4-5 partinin bir araya gelmesi ve seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Yani bu bakımdan Allah hayırlı uğurlu etsin. Ama ittifak kavramını ortaya attığımız zaman baraj meselesinden dolayı hazine yardımı almak için buna tevessül ettiğimizi söyleyen köşe yazarları ve baş yazarlar gelişmeleri yakinen takip etsinler. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor bir görsünler bakalım. Efendim yeni ittifakın evet. Oy pusulasındaki yeri biraz daha geniş olacak dört partili olduğu için. Evet. İlk siz ittifakı kurduğunuz zaman eleştiriler vardı. Hı. İşte nereye basılırsa geçerli sayılacak diye. Biraz daha geniş olacak galiba evet. Yeni ittifak. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim pusulasında boş yer bırakmadıkları takdirde her şey geçerli. Bu arada MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı artık resmen Recep Tayyip Erdoğan diyebiliriz. MHP Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı. MHP grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli teşkilatını seçim ittifakı konusunda uyardı. Gönderilen genelgede ittifakın doğasına uygun hareket edilmesi talimatı verildi. Teşkilatını seçim ittifakı konusunda uyaran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tahrik ve provokasyonlara azami dikkat edilmesini istedi. Bahçeli adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve AK Parti ile hedef birlikteliği yapıldığını hatırlattı. İttifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır diyen MHP lideri Bahçeli, parti yetkililerinin açıklamaları haricinde hiçbir açıklamaya aldırış edilmemesini istedi. Bahçeli, genel merkez tarafından belirlenen slogan, müzik, broşür ve kitapçıkların dışında materyal kullanılmaması konusunda da teşkilatını uyardı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konu olan gazeteci İsmail Saymaz, dört partinin ittifakını dün akşam ilk kez KRT'de duyurdu. Saymaz, CHP'de Cumhurbaşkanı adayı olarak da İbre'nin Muharrem İnce'den yana olduğunu söyledi.
Dün akşam itibariyle 4 parti uzlaştılar. Bugün itibariyle görüşmeler devam ediyor. Evet. 4 parti bugün, dün itibariyle, dün akşam itibariyle, evet, ve bugün şu saat itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçime birlikte girme yönünde el sıkıştılar. Bu platformun adı muhtemelen Demokrasi İçin Milli Birlik ya da Demokrasi İttifakı olacak. Evet. Burada sadece birkaç pürüz kaldı. O pürüzlerden biri şu: Demokrat Parti acaba İYİ Parti listelerinden mi girecek, Büyük Birlik Partisi'nde olduğu, evet, gibi, yoksa bağımsız bir parti olarak pusulada amblemi yer alacak mı? İYİ Partililer diyor ki eğer ayrı girerlerse, yani pusulada amblemleri yer alırsa, Demokrat Parti vekil çıkaramaz. Belli bir yerde o, evet, yoğunluğu yakalayamaz. Ama CHP'liler diyorlar ki onun amblemi, krat olan amblemi bize olumlu yansıtır. Evet. Pusulada bulunsun diyorlar. Bir formül bulalım çünkü diyorlar. Çünkü merkez sağ temsil ediyor. Evet. Şimdi bir de ilkeler deklarasyonu yayınlayacaklar. İlkeler deklarasyonunda ne olacak? İşte parlamenter sisteme dönüş vaadi olacak. Evet. Ülkedeki kuvvetler ayrılığının sağlanması yönündeki adımlar atılması, evet, olacak. Ülkenin acil ekonomik terörle ilgili sorunlarının çözümü yönündeki problemler, evet, olacak. Ekonomiyle ilgili de zaten, evet, öneriler olacak. Ancak önerileri var. Bu ittifaka öğrendiğim kadarıyla Vatan Partisi, Haydarbaş'ın Bağımsız Türkiye Partisi dahil değil. Evet. Hüdapar dahil değil. Evet. Zaten Hüdapar'ın Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden girme ihtimali de söz konusu. Hala var mı o ihtimal? Olabilir, olabilir. Ama Saadet'le de görüşüyorlar. Evet. Saadet Hüdapar'a yakın bir grup. Fakat Hüdapar Saadet'le birleşse bile burada İYİ Parti'nin durumunu ne olur bilmiyoruz. Çünkü Hüdapar da sonuçta Kürt İslami bir parti. Evet. Kürdistan'ı savunuyor. Evet, demokratik Kürdistan, özelliği savunuyor. Dini bir Kürdistan. HDP'nin farklı bir versiyonu. Dini versiyonu. Evet, dini versiyonu. Dolayısıyla İYİ Parti ve CHP'nin burada şerhi olabilir. Evet. Buna HDP de dahil değil bu arada. Bu, evet, formülasyona HDP de dahil değil. Evet. Şimdi dört parti muhtemelen bir çatı altında meclise girecek, seçime girecekler. Daha sonra seçimden, evet, sonra ayrılacaklar. Ancak ayrı zamanda bunlar ayrı adaylarla seçime girecekler. Şu aşamada Akşener İYİ Parti'nin adayı olarak bugün açıklandı. Temel Karamollaoğlu Saadet'in adayı olarak, Demirtaş HDP'nin adayı olarak, Demirtaş da bu formülasyon, evet, adayı değil ama Demirtaş HDP'nin adayı olarak girecek. Benim geriye Cuma günü açıklanması beklenen CHP'nin adayının kim olacağı sorusu var elimizde. Var mı bir var, tahmininiz? Var. Şimdi hafta sonu, evet, geçen hafta sonu biliyorsun, CHP Kayseri İl Başkanları'nı topladı. Evet. İl Başkanları'na belli formlar dağıtıldı ve, evet, anket yapıldı. Anketin sorusu şuydu: gönlünüzden geçen Cumhurbaşkanı kim? Adayı kimdir? Çıkan sonuçlar şöyle: bir, Yılmaz Büyükerşen. Evet. İki, en çok oy alan Muharrem İnce. Evet. Üç, İlhan Kesici. Dört, İlhan Caner. Evet. Beş, Selin Sayekbek. Bunlardan anlıyoruz ki, Muharrem İnce ve Cihaner ve Sayek olayını anlıyoruz ki, İl başkanlarının yarısından fazlası aslında parti içi muhalefet liderlerine sempati duyuyor. Evet. Bu isimlerden İbre'nin, CHP'de İbre'nin bu isimlerden Muharrem İnce'ye döndüğü yönünde duymaldım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün YSK'da hareketli anlar yaşandı. 100 bin imzayla aday olmak isteyenlere verilen başvuru süresi bugün saat 17'de sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener YSK'ya giderek resmi olarak adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Akşener, Türkiye iyi olacak dedi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için verilen başvuru süresi bugün 17'de sona erecek. Meral Akşener! Cumhurbaşkanı Meral Akşener! Bu kapsamda YSK'ya başvuran ilk isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün 10.30'da YSK'ya gelerek resmi olarak adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Meral Akşener! Cumhurbaşkanı Meral Akşener! Sabahın erken saatlerinden itibaren Akşener'i karşılamak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na gelen partililer çeşitli sloganlar attı. Cumhurbaşkanı! Meral Akşener!
Çıkışta basın açıklaması yapan Meral Akşener, 100 bin imzalı adaylık için müracaat ettik, Allah hayırlı etsin, milletimize hayırlı olsun, Türkiye iyi olacak diye konuştu. 100 bin imzayla aday olma için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin ve hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak. Teşekkür ederim. Bugün YSK'ya bir başvuru daha vardı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanlığı için başvurusunu yaptı. İttifakla ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, bir iki gün içerisinde gerekli açıklamalar yapılacak dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olarak açıklamasının ardından bugün YSK'ya resmi başvuruda bulunmuş oldu. Karamollaoğlu, parti yetkilileriyle birlikte YSK'ya giderek başvurusunu gerçekleştirdi. Kendileri de kısa bir dönem hem Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız hem de arkadaşlarıyla bir takım konulardaki düşüncelerimizi dile getirdik. Onlar da açıklamalarda bulundular. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah seçimler sonunda bir kere daha böyle bir araya gelir. Seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız. Karamollaoğlu ittifak tartışmalarına da değindi. İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bir iki gün içinde bu açıklamalar yapılacak inşallah. Saadet lideri hükümetten gelen bazı eleştirilere de cevap verdi. Elbette bir şahıs olarak müracaat ediyoruz. Çünkü bizim mecliste grubumuz yok. Ancak şu da bir gerçek ki ben Saadet Partisi'nin genel başkanıyım ve Saadet Partisi benim aday olmam için bir seferberlik ilan etti. Bu da gayet tabii. Efendim bu işte partinin adayıdır değildir. Böyle boş laflarla zaten memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu. Boş laflarla bizi uğraştırıyorlar. Esas noktaya gelmiyorlar. Şimdi mesela çıkın iktidar partisi Türkiye'nin herhangi bir meselesini gündeme getirerek bir müzakere açabiliyor mu? Açamıyor. Bir yere gelip gelin şunu tartışalım dediğimiz zaman gelebiliyor mu? Gelemiyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz çekişmelerle değil, problemlerle, ülkenin problemleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Siyasi partiler birbirlerini hırpalamak için değil, ülkenin problemlerine çözüm bulmak için varlar. Bu arada bugün saat 17'de 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular sona erdi dedik. 4 başvuru gerçekleşti. Bunlar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz tarafından 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yapıldı Yüksek Seçim Kurulu'na. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Destici, Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda yer alacağını söyleyerek ittifakta nasıl yer alacağı konusundaysa ortak açıklama yapılacağını söyledi. Bizim Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı içerisinde bir kere seçime katılacağız. Bunu bir kere daha ifade edeyim. Cumhur İttifakı içerisinde nasıl yer alacağımızla ilgili husus yarın ortak yapılacak bir açıklamayla kamuoyuna duyurulacak. Türkiye bu seçime bloklaşmış bir şekilde gidecek, anlaşıldı bu. Ve bir tarafta azami müşterekleri en üst seviyede olan ve Türkiye'de milliyetçiliğin, maneviyatçılığın ve demokratlığın temsilcisi olan siyasi partilerin oluşturduğu Cumhur İttifakı var ki biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu ittifakın içerisinde inşallah yer alacağız.
Öbür tarafta da mecburi olarak aslında asgari müşterekleri olan, yüksek derecede müşterekleri olmayan ve eski Türkiye özlemi içerisinde olan siyasi partilerin oluşturduğu bir ittifak göreceğiz gibi anlaşıldı dünkü tablo. Bunu ortaya çıkardı ama henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Tabii bu dört siyasi partimiz bu ittifakın içerisinde nasıl yer alacaklar? Bununla ilgili de herhalde yarın bir açıklama yapılacak. Bu açıklama yapıldıktan sonra da biz de inşallah netleştikten sonra da daha geniş ve net bir değerlendirme yaparız. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarının erken seçim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Yurt dışında görev yapmakta olan askerlerin oy kullanmasına ilişkin bilgi veren Güven, yurt dışında görev yapan erlerin oy kullanamadığını belirtti ve Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok dedi. Kimlik kartlarınızda birer tane Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları var mı? Biz seçme hakkı olan vatandaşları işte buradan tespit ediyoruz. Bunların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışındaki kütüklerimizde kayıtlı. Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 tane ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Yurt dışında herhangi bir yerdeki diğer görevli de olabilir. Siz, ben, herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Bunların mükerrer kayıt gibi, başka bir şeymiş gibi algılanmasına gerek yok. Bugüne kadar hep söylüyorum, Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan ateşelerimizin, diğer askerlerimizin, erler değil, erler oy kullanamıyor. Diğer subaylarımızın da oy kullanma hakkı var. Şartları oluştuysa, hangi ülkede görev yapıyorlarsa, hangi ülkenin temsilciliğiyle ilişkileri, irtibatları var orada, irtibat kurulmuşsa orada oy kullanabilir. Nasıl Almanya'daki, Berlin'deki ateşemiz oy kullanabiliyorsa diğerleri de kullanabilir. Özel düzenleme yok yani. Özel düzenleme yok, genel düzenleme. Bu niye böyle bir haber çıktı? Suriye, doğrusu Irak'ta, anlayamadım. Suriye, Irak'ta sınır dışı. Bakın bir şey diyorum. Yurt dışında görevlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlı olan Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, şurada, burada nasıl büyükelçilerimiz, diğer temsilcilik memurlarımız, ateşelerimiz oy kullanıyorsa, varsa şartları, başka ülkede görevli askerlerimiz, erler hariç, subaylarımız kayıtlarını aldırdılarsa orada kullanırlar. Buradaysa burada kullanırlar. Bu aldırmış olur. Tabii canım yani. Sadece kaydını aldırması gerekir. Şartlar oluştuğunda kaydını aldırdıysa orada kullanır. Orada kullanırken buradaki kaydını da kapatırız. Zaten listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıt olabilir. Bunun anormal bir tarafı yok. Teşekkür ederim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. CHP liderinin Baykal'a bir kez daha milletvekili adaylığı teklif ettiği öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu görüşmede Deniz Baykal'a birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti. Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve CHP liderine teşekkür ettiği belirtildi. İki ismin görüşmede CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Devlet erkanıyla birlikte törendeydi. Yurt dışı ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra Seul'de ulusal mezarlığı ziyaret etti. İki ülke arasındaysa 4 yeni anlaşma imzalandı. Özbekistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti.
Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'la Moon, tören kıtasını selamladıktan sonra eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almaların ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı. Sonrasında iki lider ve heyetler arası görüşme sonrasında iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Eğitim, teknoloji, sanayi ve sağlık alanlarında dört yeni anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerde Güney Kore ile Kuzey Kore'nin yakınlaşması da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmelerine ilişkin dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'da ulusal mezarlığı da ziyaret etti. Mezarlığa çelenk bırakan Erdoğan ardından tütsü yaktı, ölenler anıtına dua etti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türkiye'nin yabancı para cinsi kredi notunu bozulan mali disiplin ve yüksek seyreden enflasyonu gerekçe göstererek bir basamak düşürdü. Türkiye'nin kredi notu BB seviyesinden BB eksi seviyesine çekildi ve notun görünümü durağan olarak belirlendi. Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada notun düşürülmesi krediye bağımlı biçimde büyüyen ve aşırı ısınan Türkiye ekonomisinde sert iniş riskine işaret ediyor dendi. 2017'de %4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi için Standard & Poor's'tan özel sektörden sıkıntı sinyalleri gelmeye başlamış durumda. Ülkeden sermaye çıkışı ve TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi bu trendi hızlandırabilir dendi. Ülkenin toplam borç yükünde kısa vadeli borçların ağırlığının artması da risk unsuru olarak yorumlandı. Cari açık ve bütçe açığında görünümün kötüye gittiğini ifade eden Standard & Poor's, Merkez Bankası'nın siyasi baskılarla mücadele ettiğini de ifade ederek enflasyon hedefinin 2012'den bu yana tutturulamadığına dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon %10 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu için belirlediği hedef ise %5. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'la nükleer anlaşmanın en başta yanlış ifade ve iddialar üzerinden yapıldığını ve İran'ın dürüst davranmadığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Sanders, temel problem anlaşmanın tamamen yanlış iddialar üzerine yapılmasıydı. İran en başta yalan söyledi. Onlar dürüst olmayan aktörlerdi. Böylece anlaşma doğru olmayan şeyler üzerine yapıldı. Bizim de şimdi bununla ilgili büyük bir problemimiz var şeklinde konuştu. İran'ın nükleer kapasitesinin anlaşmanın yapıldığı dönemde ifade edildiğinden daha ileri düzeyde olduğunu savunan Sanders, eğer anlaşma şimdiki haliyle devam ederse 7 yıllık süre içinde İran çok daha ileri bir seviyeye ulaşacak ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hatasının en başta bu tür bir anlaşmaya imza atması olduğunu ifade eden Sanders, Donald Trump yönetiminin bu hatayı düzeltmek için çaba gösterdiğini belirtti. Öte yandan Sanders, İran'ın pazartesi akşamı açıkladığı belgelerle ilgili olarak öncesinde ABD yönetimiyle istişare ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye ulaşıldığını açıklamıştı. İran başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Tarimiye ilçesinde terör örgütü IŞİD militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda ikisi polis 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Tarimiye ilçesindeki devlet hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre ilçede IŞİD militanlarınca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda ikisi polis 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Bağdat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli üsteğmen Numan Hamit Ez Zuhayri'den de saldırıdan
Saldırının teröristlerin Tarimiye ilçe merkezinde yayalara rastgele ateş etmesi sonucu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bağdat yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarının IŞİD'den arındırıldığını açıklasa da örgüt halen uyuyan hücreleriyle zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali Pell, 1970 ve 1990'lı yıllarda çocuklara cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla iki ayrı davada yargılanacak. Avustralya Katolik kiliselerinde görev yaptığı yıllarda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarının yeterli delil içerdiğine karar verilen Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell hakkındaki suçlamalar iki dava halinde görülecek. Melbourne Sulh Mahkemesi'nin 1970 ve 1990'lı yıllarda görevli olduğu Katolik kiliselerindeki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddialarında yeterli delil olduğuna hükmederek yargılanmasına karar verdiği Kardinal Pell'in Melbourne Asli Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması yapıldı. Mahkemenin nasıl devam edeceğinin belirlendiği ilk duruşmada Pell'in avukatları ve savcılar, İsnat edilen suçlamalar arasında 20 yıllık bir zaman farkının bulunmasından dolayı yargılamanın iki farklı dava halinde görülmesinde anlaştı. George Pell hakkındaki ilk davanın Melbourne Başpiskoposu olduğu 1990'larda Melbourne'daki Patrick Cardinal'in de çocuklara yönelik cinsel suç işlediği iddialarını içermesi bekleniyor. Avustralya Kardinali hakkındaki ikinci davanın ise genç bir rahip olarak 1970'lerde görev yaptığı Malrat kentindeki bir yüzme havuzunda yaşanan cinsel taciz iddialarından oluşacağı belirtildi. Mahkemenin 5'er hafta sürmesine karar verdiği her iki davada da farklı jüri üyeleri görev yapacak. Mahkeme 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek duruşmada söz konusu davaların tarihlerini belirleyecek. Victoria Eyalet Polisi'nin hakkında hazırladığı iddialara mahkemede cevap vermeyi kabul etmeyen kardinal, Vatikan'dan Avustralya'ya gelerek geçen Mart ayında başlayan ve 4 hafta süren Melbourne Sulh Mahkemesi'ndeki ön duruşmalara katılmıştı. Hakkında yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını reddeden ve suçsuz olduğunu iddia eden 76 yaşındaki George Pell'in de hazır bulunduğu 30'dan fazla şahidin dinlendiği ön duruşmalarda kardinalin yargılanması için yeterli delil olduğuna hükmedilmişti. Kuzey Kore'nin Güney Kore ile geçtiğimiz hafta ikili zirve sonucu varılan anlaşma uyarınca sınırda propaganda amacıyla kullanılan hoparlörleri kaldırmaya başladığı bildirildi. Güney Koreli askeri yetkili yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin sınırdaki hoparlörlerini sökmeye başladığını belirtti. Güney Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini daha önce kaldırmaya başlamıştı. İki taraf geçen hafta yaptıkları zirve öncesinde propaganda yayınlarını durdurmuştu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes köyünde bir anlaşmaya varmıştı. İki liderler zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti. İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı. Ortak açıklamada liderler, Güney ve Kuzey Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir ifadesini kullanmıştı. Ermenistan'da muhalefet partisi lideri Nikol Paşinyan, Ermenistan Meclisi'nde yapılan başbakanlık oylaması sonucu tek aday olmasına rağmen yeterli oy sayısına ulaşamadı. Ermenistan'da protesto gösterileri sonucu başbakanlıktan istifa eden Sarkisyan'ın yerine yeni başbakan olması beklenen muhalefet lideri Paşinyan, mecliste yapılan oylama sonucu tek aday olmasına rağmen seçilemedi.
Reuters'ın haberine göre Ermeni Meclisi'nde yapılan oylamada Cumhuriyet Partisi lideri Paşinyan 105 milletvekili olan meclisten sadece 45 oy alabildi. Paşinyan'ın başbakan olabilmesi için en az 53 oy alması gerekiyordu. Ermenistan'da Sarkisyan'ın istifasıyla sonuçlanan protestolara liderlik eden Paşinyan, parlamentonun kendisini başbakan seçmemesi üzerine Ermenistan halkını greve çağırdı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yıllık raporuna göre dünyada savunma harcamaları Soğuk Savaş sonrasının zirvesinde, Amerika Birleşik Devletleri askeri harcamalarında başı çekerken Türkiye'de kendine o listede yer buldu. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından açıklanan yıllık rapora göre küresel savunma harcamaları 2017 yılında %1,1 oranında artarak 1 trilyon 739 milyar dolara yükseldi. Rapora göre Almanya'nın savunma harcamaları 44 milyar 300 milyon dolarla 1999 sonrasının en yüksek düzeyine çıktı. Almanya savunma bütçesi en fazla olan ülkelerin 9. sırasında bulunuyor. Raporda Türkiye de yer alıyor. Askeri harcama sıralamasının başında ise yine açık farkla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'nin 2017 yılı savunma bütçesi 610 milyar dolarla dünya genelinde savunmaya yapılan yatırımların 1/3'ünü oluşturdu. ABD'nin savunma bütçesi 2. sıradaki Çin'in yaptığı askeri harcamaların 2,2 katını buluyor. ABD'nin 2018 yılında da yaklaşık 700 milyar dolarını savunmaya ayıracağı tahmin ediliyor. Çin ise savunma harcamalarını 20 yıldır arttırıyor. Çin'in savunma harcamalarının 2017 yılında yaklaşık %2,6 oranında artarak 228 milyar dolara çıktığı kaydedildi. Ancak uzmanlar Pekin'in askeri harcamalarının hükümetin resmi kayıtlarından daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Milli gelirinden savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerin başında %10 oranıyla Suudi Arabistan geliyor. Rusya'nın silah, mühimmat ve diğer askeri giderlerinde 1998'den bu yana ilk kez azalma kaydedildi. Rapora göre Rusya askeri harcamalarını bir yılda %20 oranında azaltarak 66 milyar 300 milyon dolara indirdi. Raporda Rusya'nın savunma bütçesindeki indirimin ekonomik durumunun kötüye gitmesiyle ilgili olduğu belirtildi. Avrupa'nın toplam savunma harcamaları 2017'de bir yıl öncesine göre %2,2 oranında geriledi. Ancak Avrupa'nın küresel savunma harcamalarındaki payı %20'yi buluyor. Savunmaya en fazla kaynak ayıran Avrupa ülkeleri arasında Fransa 57 milyar 800 milyon dolarla 6. sırada yer aldı. İngiltere ise 47 milyar 200 milyon dolarla 7. sırada. Savunma bütçesinin en düşük olduğu Japonya, gayri safi milli hasılasının sadece %0,9'unu savunmaya harcadı ancak buna rağmen 8. sırada yer aldı. Rapora göre Almanya'nın savunma harcamaları 44 milyar 300 milyon dolarla 1999 sonrasının en yüksek düzeyine çıktı. Almanya savunma bütçesi en fazla olan ülkelerin 9. sırasında yer aldı. Raporda 15. sırada yer alan Türkiye'nin de savunmaya 18 milyar 200 milyon dolar ayırdığı belirtildi. Akaryakıtta ÖTV indirimi olabileceği iddiaları vardı. Son günlerde o iddialara Maliye Bakanı Naci Ağbal noktayı koydu. NTV yayınında konuşan Bakan Ağbal böyle bir çalışmanın olmadığını söyledi. Maliye politikası mutlaka para politikasıyla uyum içerisinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere baktığımızda bunun vergi artışları kaynaklı bir gelişme olmadığı net bir şekilde ortada. Bugün enflasyona ilişkin gelişmelere bakıldığında enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Evet. Ve yine bu dönemde biliyorsunuz emtia ve petrol fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilim var. Dolayısıyla Türkiye'de son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyona bakıldığında döviz kuru önemli bir belirleyici faktör. Petrol fiyatlarının yukarıya gelmesi, iç talep tabii canlı, bu da enflasyonu etkiliyor. Ve küresel piyasalardaki gelişmeler tabii ki Türkiye'yi etkiliyor.
özel tüketim vergisi indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Evet. Yani enflasyonu aşağı çekmeye dönük olabilecek alternatiflerden bir tanesi. Şimdi şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisinin aşağı çekilmesi şeklinde bir çalışma yok. Yaklaşık 1,5 yıldır zaten akaryakıt üzerindeki vergilerde herhangi bir artış yapmıyoruz. Hı hı. Yine sigara üzerindeki vergilerde biliyorsunuz son 1,5 yıldır aldığımız evet. kararlarla vergi artışı yapmıyoruz. Yani maliye politikası aslında bu alanda dolaylı vergiler üzerinde 1,5 yıldır herhangi bir değişiklik yapmayarak büyük bir destek veriyor. İstanbul'da 3. havalimanına yolcu taşıyacak taksilerin havalimanından müşteri alamayacak olması nedeniyle uzun mesafe krizi kapıda. Çünkü taksiciler çok uzun mesafeyi boş dönecek. Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 3. havalimanına yolcu götürecek taksiler oradan yolcu alamayacak. Şehir merkezinden onlarca kilometre gidip boş dönecek olan taksiciler isyanda. Takside yıllardır süren kısa mesafe krizine şimdi de uzun mesafe eklenmek üzere. Gazete Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre kısa süre sonra hizmete girecek olan 3. havalimanı için önceki gün İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile varılan anlaşma gereği havalimanına yolcu götüren taksiciler tıpkı Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi oradan müşteri alamayacak. 3. havalimanı şehir merkezine çok uzak olduğundan yolcu götüren taksici onca kilometreyi boş dönmek zorunda kalacak. Boğazlıyan'ın haberinde taksicilerin bu durum karşısında özetle "çok büyük zarar ederiz, 3. havalimanına gitmeyiz" dedikleri belirtildi. Bu tepkiler karşısında düşüncesi sorulan taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da "havalimanı taksicileri bedel ödeyerek orada çalışıyor. Dışarıdan bir taksicinin yolcu alamaması normal" şeklinde konuştu. Ayrıca haberde İstanbul'un çeşitli bölgelerinden 3. havalimanına yapılacak taksi yolculuğundan ne kadar tutacağı bilgisi de yer aldı. Taksim'den E5 102, TEM 129 TL, Sarıyer'den E5 112 TL, TEM 97 TL, Bakırköy'den E5 117 TL, TEM 122 TL, Büyükçekmece'den E5 147, TEM'den 159 TL. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı paketteki önemli düzenlemelerden biri de öğrenci affıydı. Çeşitli nedenlerle üniversitelerine devam edemeyen öğrenciler için af yolda. Peki aftan kaç öğrenci yararlanacak? Kapsamı nasıl olacak? Detaylarına bakalım. Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Öğrenci affı yolda. Yükseköğretim Kurulu'nda affa dair çalışmalar başladı. Şimdi spordaki gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin olarak verilen karar için Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti. Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın maçın kaldığı yerden devamına ilişkin kararına yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. Kurulun yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın duruşma talebinin reddine ve bu başvuruda yer alan taleplerin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Böylece Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında tekrarlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak 57. dakikadan devam etmesi onanmış oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp finalde Rus rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grigoremen Stil 130 kiloda yarışan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp finalde Vitali Suçur'u 2-1'lik skorla geçerek kariyerindeki 8. Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Finale kadar olan süreçte ilk maçında Macar rakibi Balint Lamy 9-0 gibi bir skorla mağlup eden Rıza Kayaalp,
çeyrek finalde Belarus'lu rakibini 5-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rumen Alin Alexuç Ciuratiu ile karşılaşan milli güreşçimiz rakibini 4-0 yenerek finalde Rus Vitali Suçur'un rakibi oldu. Turnuva boyunca olan üstün performansını finalde de sürdüren Rıza Kayaalp karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp elde ettiği şampiyonlukla birlikte Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekoruna da ortak olmuş oldu. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid Bayern Münih deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından kendi evinde 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Son iki senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid deplasmanda oynanan yarı final ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih'i bu kez kendi sahasında ağırladı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta 2-2'lik skorla avantajı yakalayan Real Madrid ilk finalist oldu. İlk maçta alınan mağlubiyet nedeniyle maça çok hızlı başlayan Bayern Münih henüz 3. dakikada Joshua Kimmich ile öne geçti. Real Madrid bu gole cevap vermekte gecikmedi. İlk maçın yıldızlarından olan Marcelo'nun asistinde Karim Benzema skora eşitlik getirdi. İlk yarı böyle sona ererken ikinci yarı adeta golle başladı. Bayern Münih kalecisi Ulreich'in inanılmaz hatasında topla buluşan Karim Benzema Real Madrid'i öne getirdi. Baskısını sürdüren Bayern Münih bonservisi halen Real Madrid'de olan Rodriguez'in golüyle eşitliği yakalasa da turu geçen taraf 2-2'lik skorla Real Madrid oldu. İkinci yarının ilk dakikalarında Bayern Münih'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır ise Avrupa basınında eleştiri odağı oldu. NBA Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Golden State Warriors New Orleans'ı 121-116 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. NBA'de 5 haftalık aranın ardından sahaya çıkan Stephen Curry'nin yıldızlaştığı maçta Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 121-116 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Maçın ilk çeyreğinde 29-27, ilk yarı bitiminde ise 58-55'lik skorlarla önde giden taraf New Orleans Pelicans oldu. İkinci yarıda toparlanan Golden State Warriors, 3. çeyreği 88-86 üstünlükle bitirdi. Maçın son kısmında da hücum üstünlüğünü devam ettiren Golden State Warriors maçtan 121-116'lık galibiyetle ayrıldı. Kenardan gelerek 27 dakika görev yapan Stephen Curry galibiyette 28 sayı, 7 rebound, 2 asist ve 3 top çalmayla katkı sağlarken Kevin Durant de 29 sayı, 7 asist, 6 reboundla oynadı. Bu skorla seride durumu 2-0'a getiren Golden State Warriors büyük bir avantajı ele geçirmiş oldu. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımı 0545 357 42 13. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.